Aynen, gayet kolay. Kendi kendini motive ediyor. Evet, bence böyle iyi ya. Bir yudum da kahvemden alayım, öyle başlayayım. Aloha! Bugün bir kitap önerisi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Ve lafı çok fazla uzatmadan bugün size önereceğim kitap Spiritüel Yasalar kitabı. Şöyle göstereyim. Diana Cooper'ın bir kitabı, Maya Kitap Yayıncılık'tan çıktı ve 230 sayfalık bir kitap. Ben kitabı daha çok yeni bitirdim. Hani birkaç gün oldu ve bitirir bitirmez de zaten direkt hani bu kitabı sizinle paylaşmalıyım dedim. O kadar beni etkiledi ve o kadar sorular sormama sebep oldu ve aynı zamanda aklımdaki sorulara da cevap buldum ki aranızda eminim hani bu konularla ilgilenenleriniz ve benim gibi böyle çok fazla soru soran, çok meraklı ve cevaplar arayan insanlar varsa, arkadaşlarımız varsa çok fayda sağlayacağınızı düşündüğüm bir kitap. Öncelikle yalnız şunu da söylemek isterim. Bu zaten hani adı üstünde spiritüel yasalardan, 36 tane yasadan bahsediyor. Şimdi konusunu biraz daha detaylı anlatacağım size. Ama spiritüel bir kitap olduğu için hani tırnak içinde spiritüel tabii ki de yani böyle biraz ruhani konulardan da bahsediyor. Dolayısıyla hani bu konulara hiç ilginiz yoksa hani ben böyle kitapları hiç sevmem diyorsanız zaten okumayın derim. Çünkü benim daha önceki kitap önerisi videolarımdan mesela Ruth Randley'nin bir kitabını paylaşmıştım. Ya da ara ara böyle hani daha spiritüel kitaplar paylaşıyorum. Siz de belki o kitapları okuduysanız ve ilginiz varsa bu kitaba gerçekten bayılacağınızı düşünüyorum. Bu arada Diana Cooper'ı ben daha önce hiç duymamıştım. Bu benim eksikliğim. Yani bu kadar böyle meleklere, işte enerjiye, spiritüel konulara meraklı olan bir insan olarak nasıl duymadım adını onu bilemedim. İki kitabı daha varmış. Evrensel Yasalar ve Dönüşüm Zamanı diye iki kitabı. Aynen onları da aldım. Onları da okuyacağım. Bilginiz olsun. Eğer memnun kalırsam zaten ve siz de isterseniz o kitapları da okuduktan sonra sizinle paylaşırım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bir arkasında yani yazı yazıyor ama size bir şundan bahsetmek istiyorum, okumak istiyorum. Açıkçası bu kitap gerçekten böyle trafik kurallarını bilmeyenler için trafik kurallarından bahseden bir kitap. Bir böyle hani elinizin altında bulunması gereken kitaplardan biri diye düşünüyorum. Zaten hani yazar da buna benzetmiş. Ve aynı zamanda şöyle söylüyor. Başkalarına ilham ve cesaret verme yeteneği olan Diana Cooper, dünyadaki yaşamı yöneten bu yasaları açık ve basit bir şekilde gözler önüne seriyor. Metaforlar ve başka insanların hayatlarından örnek hikayeler kullanarak 36 spiritüel yasaya uyarak nasıl refaha, başarıya, minnettarlığa ve inayete ulaşabileceğimizi gösteriyor. Ve yani açıkçası ben bu yasaları öğrendikten sonra kafamdaki birçok şey yerli yerine oturdu. Şimdi ben size şöyle bahsedeyim. Dediğim gibi 230 sayfalık bir kitap ve yazar böyle 4 farklı başlık altında toplamış. İşte ilk böyle 8 yasa yaşamın temel yasaları, sonra 16'ya kadar yaratılışın yasaları, işte burada yine bir 9 yasa var, yüksek farkındalığın yasaları ve son olarak da 11 tane yüksek frekans yasaları başlığı altında toplamış. Aslında bunlar genel olarak yani size bu kitabı nasıl özetleyebilirim diye çok düşündüm bu videoyu çekmeden önce. Yani çok düşündüm derken böyle saatlerce oturup düşünmedim ama yani genel olarak arkadaşlar hayatta mesela neler sizi başarıdan alıkoyuyor ya da mesela çok bolluk bereket içinde yaşamak istiyorsunuz ama acaba neden yaşayamıyorsunuz? Ya da neden bir türlü parayı, arabayı, o sevgiliyi ya da ailenizdeki huzuru hayatınıza bir türlü istediğiniz gibi çekemiyorsunuz. Daha doğrusu hayatınıza çekmekten de öte neden bunun içinde yaşayamıyorsunuz? Neden bunu sağlayamıyorsunuz? Bunlara değiniyor. Yani belki de bu hayatın bizim sandığımızdan çok başka planları olabilir ve bizim aslında belki de sezgisel olarak bildiğimiz ama unuttuğumuz bazı noktaları aslında kabaca bize hatırlatıyor diyebilirim. Ben bu kitabı yani böyle özetleyebilmem pek mümkün değil. Sadece şöyle söyleyebilirim. Mesela yasalardan bazılarından bahsedeceğim. Yaşamın temel yasaları olarak ele aldığı
Yukarıda nasılsa aşağıda da öyledir. Ya da içeride nasılsa dışarıda da öyledir. İstek yasası, çekim yasası, direnç yasası, yansıma yasası, yansıtma ve bağlılık yasası olarak ele almış. Bu dediğim gibi hani ilk 8 yasayı. Sonrasında bu yaratılışın yasaları olarak ele aldığı kısımlarda dikkat, akış, bereket, netlik, niyet, refah, tezahür ve başarı yasası olarak ele alıyor. Ve bir sonraki yüksek farkındalığın yasaları, yani aslında böyle katman katman çıkarak bahsediyor bu yasalardan. Bir de zaten kitabı okumayı tercih ederseniz göreceksiniz. İşte üçüncü boyutta olmak, dördüncü boyutta olmak, hani beşinci boyutta olmak ya da neden böyle karmik olayları yaşıyoruz ve bunların aslında belki de hani tırnak içinde kötü ya da zorlayıcı olan olayların bize sunduğu ne gibi dersler var ya da bunlara nasıl yaklaşmalıyız konusuna da çok açıkçası detaylı değiniyor ve kendisi benim anladığım kadarıyla danışmanlık da yapıyor çünkü başka insanların hikayelerine de değiniyor. Ve bu arada Diana Cooper'la ilgili size şunu da söyleyeyim. Pek çok kitap yazmış. Belki hatta Türkçe'ye çevrilmeyen eminim hani İngilizce olan başka bir sürü kitabı vardır. Ben bakmadım ama eminim vardır. Öyle düşünüyorum. Radyo yapımcılığı yapmasının yanı sıra dünya çapında pek çok televizyon programına katılmış ve meleklerden ilham alarak Dünya Melek Günü'nü düzenlemiş arkadaşlar. Atölyeleri, kitapları ve ses kayıtları yoluyla da pek çok insanın spiritüel potansiyelini keşfetmesine yardımcı olmuş. Yani aslında Diana Cooper da bu anlamda bir katalizör, bize bir destekçi diyebiliriz. Meleklerden falan da çok bahsediyor. Hani biliyorum bazılarınız belki çok hayır o ne ben hiç sevmem, istemem falan diye yaklaşabilir. Ama bu konuları belki özellikle bizim Meral Hanım'la çektiğimiz videolardan da böyle daha derinlemesine öğrenmek istiyorsanız ya da merak ediyorsanız bu kitap o açıdan da size destek olacaktır diye düşünüyorum. Demin şunu diyordum, yüksek farkındalığın yasaları olarak ele aldığı 9 tane yasa var ve bunlar da denge ve kutupluluk, karma, reenkarnasyon, sorumluluk, ayırt etme, onaylama, dua, meditasyon ve meydan okuma yasası. Ve son olarak da yüksek frekans yasaları olarak ele aldığı frekans ya da titreşim yasası, mucize, şifa, arınma, perspektif, minnet, kutsama, hüküm, inanç, İhsan ve son olarak aslında en önemli nokta birlik yasası arkadaşlar. Kitaptan böyle birkaç yerden size alıntı yapmak istiyorum. Yani zaten böyle bir roman değil. Tamamen dediğim gibi bu yasaları bize anlatan bir kitap. Ama özellikle en sonunda bu birlik yasasından bahsederken ben yine ve yeniden tekrar şunu anladım ki aslında esas olan tek bir şey var. O da bütün her şeyin ötesinde her birimizin bir olduğu. Ve biliyorum bunu kavraması çok zor. Ben de bunu daha hani tam anlamıyla kavrayabildiğimi asla düşünmüyorum. Ama mesela üzülüyoruz, seviniyoruz, işte yani savaşlar oluyor, bir sürü kötü diyebileceğimiz ve bizi çok üzen gerçekten zibilyon tane şey oluyor. Ama aynı zamanda zaten çok iyi şeyler de oluyor. Yani bir kutupluluk var burada, bir kontrast var bu dünyada. Belki de bütün bunların ötesinde her şeyin iyi olduğu bir yerde var. Bunu bilmiyorum ben size nasıl anlatabilirim. Çünkü ben kendim de böyle beynimle, aklımla tam olarak kavrayabilmiş değilim. Ama özellikle son zamanlarda çünkü bir eğitime katıldım. Biraz daha eğitim alacağım o alanda. Access Bar'la ilgili. Eğer ki böyle yani size gerçekten artık anlatabilirim noktasına gelirsem zaten paylaşırım. Hem o eğitimle hem de bu kitapla birlikte özellikle o en sonda paylaştığı Diana Cooper'ın birlik yasası üzerine çok düşündüm ben. Bu arada bu kitabı bir kere daha okumak istiyorum arkadaşlar. Zaten sizlerle paylaşmamın bir sebebi de ve böyle tek bir kitap olarak paylaşmamın en büyük sebebi de ben artık hani videolarımı izliyorsanız, özellikle kitap önerisi videolarımı izliyorsanız hani bir kitabı kolay kolay iki kere okumam. Bunu biliyorsunuzdur ya da vloglardan işte hani sizinle paylaşımlarımdan. Ama bu kitap kesinlikle ikinci kez okunmayı hak ediyor. Ve bana ilham olan 5 kitap olarak çektiğim bir video da vardı. Onu da şuraya bir yerlere koyarım. Oradaki kitaplar da bence defalarca kez okunmayı hak ediyor. Şimdi burada zaten dünyadaki cennetin anahtarı elinizde yazıyor kitabın üzerinde. Ve gerçekten ben bu kitabı okuduktan sonra şunu söyledim. Wow!
Yani benim aslında çok zor sandığım birçok şey belki de hiç de o kadar zor değilmiş. Belki her şeyi komplike yapan, zorlaştıran ya da böyle karman çorman yapan benmişim. Ve belki ben kendi önümden çekilirsem, düşüncelerimi daha basit tutarsam bu anlamda, işte mesela bir şey yapmak istiyorum, kardelen yapamazsın diye bir ses geliyor. Yani kafamdan öyle bir düşünce geçiyor. Bunu dinlemek yerine hayır bunu yaparım ve bunu basitleştirebilirim diye düşünürsem, dedim bu kitabı okuduktan sonra dediğim gibi, her şey çok daha kolay olabilir. Yani bendeki yarattığı etkisi tabii ki de sizde bambaşka olacak. Hepimiz bambaşka insanlarız. Dolayısıyla bende çok farkındalık yarattı. Siz de eğer okursanız bu arada yorumlarda sizde bir farkındalık yarattı mı ya da siz bu kitabı nasıl buldunuz paylaşırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi birkaç tane, dediğim gibi birkaç tane değil yani. Bakar mısınız? O kadar çok yerin altını çizdim ki ben. Size aranızdan bazılarınıza böyle yorumlara, işte yorum bırakanlara hediye olarak kitapları yolluyorum. Ve bana çok tatlı geri dönüşlerde bulunuyorsunuz. Gerçekten minnettarım. Onu da buradan tekrardan yeri gelmişken söylemek istiyorum. Şimdi şöyle en başlardan bir yerden başlayayım. Dediğim gibi birkaç yerden alıntıyı okuyorum. Evrenden bir şey almaya hazır olduğunuzda onu sakince ve nazikçe isteyin. İstediğiniz şeyi size vermekten keyif alacaktır. Onu aldığınızda da değerini bilin. Ben zaten bu kitapla beraber yine şunu da anladım. Mesela her gün olabildiğince, yani çok istisnai haftada bir ya da iki gün bazen meditasyon yapmadığım oluyor. Ama meditasyon yapıyorum genelde. Ve böyle bir şey istediğimde hani böyle emir cümlesiyle değil de daha tatlı, daha nazik, daha şefkatli bir şekilde hem kendime yaklaşırsam hem de işte ben melek diyeyim, enerji diyeyim, kaynak diyeyim, vortex diyeyim, siz ne derseniz deyin adına. O şekilde istediğimde gerçekten kendimi çok daha iyi hissettiğimi düşündüm ve bunu böyle derinlerimde hissettim. Bu kitapta da ondan bahsediyordu. Nazik olun, daha şefkatli olun, böyle tatlı bir şekilde isteyin. Hani istemek önemli ama nasıl istediğimiz de önemli. Bunun da altını çiziyordu. Direndiğiniz bir düşünceden sıyrılmanın yapıcı bir yöntemi de onun hakkındaki tüm korkularınızı bir kağıda döküp yakmaktır. Sonra da ne istediğinizi yazıp istediğiniz şeyi kendinize çekmeye başlayın. Enerjinizin arttığını fark edeceksiniz diyor. Zaten bence yazmak ve özellikle dolunay zamanlarında hani böyle yakmak, dolunay mıydı yeni ay mıydı ama dolunay zamanıydı diye hatırlıyorum özellikle etkili olan. Yakmak çok çok iyi geliyor arkadaşlar. Tabii ki de dikkatli bir yerde yakın, hani şömineniz falan varsa bilmiyorum. Şimdi bu demin dediğim noktaya değiniyor. Dünya ile aramıza mutlak bir mesafe koyup tamamen tarafsız bir konumdan gözlemleyebilecek duruma gelmeyi başardığımızda bir insan ya da durumu net olarak görebiliriz. Demin size bahsettiğim hani o birlik yasası dediğim en son, hani kitabın en son yasası olan bölümde ben onu çok net hissettim. Yani duygulardan ve düşüncelerden sıyrılarak tam böyle koşulsuz bir sevgi ya da bir bilinç halinde olduğumuzda gerçekten bambaşka bir boyutta oluyoruz. Bunun böyle ben çok az kırıntılarını zaman zaman dediğim gibi henüz hissediyorum. Ama oraya zaten bence kitap boyunca bazı yerlerde değiniyor. Çok fazla böyle video uzamasın diye çok alıntı da okumayacağım ama birkaç şeyi daha paylaşmak istiyorum. Mesela başkalarına yardımcı olmak, öğretmenlik yapmak, ışığa ya da bu gezegene hizmet etmek için reenkarne olabiliriz. Zorlu koşulları yüzünden dünya evrendeki en önemli eğitim alanlarından biridir. Hatta burada bir şey daha yazıyordu. Şunu da okuyayım. Dünya kozmik açıdan timsahların yaşadığı bir bataklıkla eşdeğerdir. Sadece cesur ruhlar bu meydan okumaya dahil olmayı kabul ederler. Ve aynı zamanda var olan her şeyin nihayetinde spiritüel bir işleyişi vardır. Arkadaşlar böyle şunu da yani hani parantez açmak istiyorum. İşte spiritüelizm, böyle kutsal olmak, ne bileyim enerji falan, bu konular ya da bu kelimeler size itici geliyorsa bunların yerine başka kelimeler kullanabilirsiniz. Yani mesela ben çok spiritüel bir insanım falan diye böyle dolaşan insanlar vardır. Belki o insanlar yüzünden bir bakarsınız ki kaba insanlar, atıyorum. Böyle biraz çekimser durursunuz. Ama aslında her birimiz spiritüeliz. Her birimiz yani
enerjiden oluşuyoruz. Dolayısıyla da hani bunu aslında belki spiritualizm falan demek yerine enerji diyebiliriz kabaca. Hani o yüzden şunun altını çizmek için de bunu söylüyorum. Kelimelere ya da isimlere çok takılmayın. Sadece size ne hissettirdiğine odaklanın. O zaman çok daha faydasını göreceğinize inanıyorum. Evet, ve son iki alıntıdan daha bahsedeyim. Spiritüel yasalar üzerinde uzmanlaşıncaya dek dünyaya geri dönmeyi sürdürürsünüz diyor Diana Cooper hanımefendi. Bir de hadi son olarak şunu söyleyeyim. Ama bir de birlik yasası kısmından da bir şey okumak istiyorum. Şimdi şöyle, insanın spiritüel benliği uyandıkça ışığı giderek güçlenip görülebilir hale gelir. Saf niyetler taşımayan karanlık varlıklar, yani karanlık ışık olmayan varlıklar, ışık saçan bu ruha doğru çekilirler. Karanlık varlıklar ışığa uçan güveler gibi sizin spiritüel ışığınıza doğru çekileceklerdir. Aslında bunları sizinle paylaşıyorum. Hani belki sizde biraz merak uyandırır ve okumak istersiniz diye de paylaşmak istiyorum. Şu birlik yasasından da altını çizdiğim yerler varsa oradan da bir bakacağım. O yüzden tamamdır. Şöyle bir bakayım. Şurayı da son olarak paylaşıyorum. Dünyanın ışığı sizsiniz. Hiçbir şey ışığınızın mucizesini yok edemez. Ancak duvarlar onu örtebilir. İçinizdeki ışığa yönelin ve başkalarının ışığını görmeye çabalayın. Aslına bakarsanız arkadaşlar, benim aldığım en önemli derslerden biri bu kitaptan şu oldu. Kötü diye adlandırdığımız ya da bize gerçekten hani kötülük yaptığına inandığımız ve gerçekten hani çok haklı olarak da böyle buna tutunduğumuz birçok insan, yani bu kötü bir insandı ve benim hayatımı gerçekten mahvetti dediğimiz birçok insanın, birçok olayın bile içinde bize vermek istediği ders ne? Biz bundan ne alabiliriz? Ya da ondaki iyi olan ne? Çünkü belki de demin dediğim gibi bu birlik yasasında iyi ve kötü yok. Belki bu iyiliğin ve kötülüğün, bu kutupluluğun ötesinde olan da bir yer var. Dolayısıyla o pencereden bakmaya çalışırsak her şey çok daha farklı olabilir. En azından buna şimdi Access'te niyet etmek yok diyorlar. O yüzden böyle size nasıl hani buna niyet edersek diyecektim ama acaba niyet demesem mi diye bir düşündüm. Bunu istersek diyeyim. Belki oraya doğru yol alabiliriz. Bu arada böyle bazı bilgileri öğrendikten sonra hani eski bilgilerle kıyasladığınızda kafanız karışabiliyor. Ben mesela hala öğrendiğim bilgileri hazmetmeye çalışıyorum. Dün aldım eğitim ve bütün gün sürdü. Neyse, o konudan başka. Ben sonuç olarak bu kitap önerisi videomuza geleyim. Bu kitabı önerir miyim? Tabii ki de öneririm. Yani zaten önermediğim bir kitap olsa böyle bir video sadece bu kitap için asla çekmezdim. Dolayısıyla da yani benim bu anlattığım konulara ilginiz varsa okuyun. Aynı zamanda bu kitabı 1-2 hafta içinde, hadi maksimum bir ay içinde bir kere daha okuyacağım. Ve ondan sonra yorumlarınızı bırakın arkadaşlar. O yorumlardan hani birinizi seçeceğim. İsteyen birine bu kitabı hediye edeceğim. Ama dediğim gibi ben böyle altlarını çiziyorum. Sonra vay Kardelen niye altını çizdim, ben yepyeni bir kitap istiyordum falan demeyin. Onu da söylemiş olayım. Dünyadaki cennetin anahtarının elinizde olmasını istiyorsanız bir bu kitaba göz atın derim. Bunun yanı sıra sizin bana önerdiğiniz, işte sadece bu arada böyle hani ruhani, spiritüel ve enerjiyle ilgili kitaplarda okumuyorum. Zaten hani Haruki Murakami'nin kitaplarını önerdiğim bir videom da vardı. Ya da böyle romanlar da okuyorum. Ama hani az biraz böyle beni tanıyorsunuzdur artık bu zamana kadar videolarımı izliyorsanız. Seveceğimi düşündüğünüz ya da sizin çok sevdiğiniz, bunu da muhakkak oku dediğiniz kitaplar varsa yorumlara bırakın arkadaşlar. Aynı zamanda Instagram'dan takipte kalmak isterseniz buraya ya da şuraya Instagram'ımı bırakacağım. Instagram'dan takip etmeniz zaten hani storylerle, postlarla belki bir tık daha beni yakından tanımanıza vesile olur. Aynı zamanda YouTube'a böyle soru cevap videoları çekmem için de Instagram'dan sizin sorularınızı almam çok daha iyi olacak. O açıdan da takipte kalmak isterseniz takip edebilirsiniz diyorum. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz, desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten çok 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 müteşekkir olurum size. Tabii ki videolarımı izlemekten keyif alıyorsanız arkadaşlar, bu kanala olan desteğinizi bu sayede gösterebilirsiniz. Her cuma 6'da video geliyor. Bazen böyle ekstra bir bonus video çekiyorsam pazartesi de 6'da video geliyor ama genel olarak her zaman cuma günü 6'da her hafta video geliyor.
Bunun yanı sıra bir şey daha vardı aklımda ama unuttum. Neyse, eğer aklıma gelirse onu zaten açıklamalara yazarım. Bu videoyu izlediğiniz için, buraya kadar izlediğiniz için kocaman 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 mahalo diyorum. Umarım bu kitap bana ışık olduğu kadar ve beni aydınlattığı kadar, bana iyi geldiği kadar hani okumayı seçen her birinize çok çok iyi gelir. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın. Hoşçakalın. Şunu bilin, her şey ama her şey geçiyor. Siz yeter ki o içinizdeki umudu canlı tutun. Yeter ki daha çok sevgi isteyin, daha çok sevgi hissedin. Yani ben nasıl daha çok sevebilirim soru sorun. Gerçekten soru sorun. Yani soru sormak bence bu hayatta yapabileceğimiz en güzel şeylerden biri diyorum. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Çok 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 seviyorum. Görüşürüz.